gelişmekte olan bir ülke özelinde baktığımız zaman sanayileşme yolculuğu ve sanayi toplumu olmaya doğru evrildiğimiz yıllardan bugüne her geçen gün tarıma, gıdaya ve sürdürülebilir bir üretime dair pratiklerin her geçen gün toplumsal olarak çok uzaklaştığımız bir gerçeklik ortada. Bireylerin sofralarına gelen domatesi, salatalığı, biberin nasıl üretildiğini her geçen gün unuttuğu bir ortamdan geçiyoruz ve bu ortam her geçen gün ciddi oranda etkisini arttırdığı bir gerçeklik var. Bu gerçeklikle bağlantılı bir şekilde bireyler sofralarına gelen gıdanın nasıl bir yolculuktan geçtiğini, bu tedarik zincirinin hangi aşamalardan olduğunu, sofrasına gelen domatesin neden tarlada 50 kuruşken ya da tarlada işte 1 liraya tarladan çıkarken sofrasına neden 10 liraya geldiği gerçek bir türlü kavrayamadığı bir durum ve tablo var ortada. Fakat bu tablo günün finalinde özellikle pandemi süreciyle birlikte belirli oranda bir kırılma yaşamaya başladı. Bireyler büyük kentlerde yaşadıkları hayatları sorgulamaya ve yeni bir yaşam alanı oluşturulabilir mi? Farklı bir hayat hikayesi kendilerine yaratıp yaratamayacaklarının sorusunu sormaya başladıkları bir dönem oldu. Çünkü biz büyük kentlerde şunu gördük ki esasında hangi sosyoekonomik yapıda olduğunuz, nasıl iyi bir evde yaşayıp yaşamadığınız ya da İstanbul'un dış çeperlerindeki daha varoş diyebileceğimiz noktalarda yaşayıp yaşamamış olmanız pek bir anlam ifade etmiyor. Günün finalinde bu büyük kentin içerisinde ortak bir yaşam yaşıyoruz ve kısır döngünün içerisindeyiz aslında baktığımız zaman. Bunu fark ettik pandemi süreciyle birlikte. Dönüp Anadolu'ya baktığımızdaysa Anadolu'da üreticinin, çiftçinin tarlalarında ve oradaki köy evlerinde bizden daha rahat bir hayat yaşadığını, sosyal hayatlarının aslında bizden daha iyi bir seviyede olduğunu, bizim bu pandemi süreciyle birlikte büyük kentlerde eşitlendiğimizi fark ettik. İster Maslak'ta yaşıyor olalım, ister Esenyurt'ta kötü koşullardaki bir dairede yaşıyor olalım ama günün finalinde biz büyük kentlerde eşitlendiğimizi fark ettik pandemi süreciyle birlikte. Dönüp Anadolu'ya baktığımızdaysa orada üretimin, hayatın ve sosyal hayatın bir şekilde devam ettiğini fark ettiğimiz bir süreç oldu. Bu süreçle bağlantılı olarak insanlar ve toplum, büyük kentlerde yaşayan bireyler yeni bir hikaye yaratabilir miyiz ve kendimize yeni bir üretim alanı ve yaşam alanı oluşturabilir miyiz etkisiyle birlikte tarım sektörüne dair ilgileri artmaya başladı. Bu alanda öğrenme isteği ve hevesinin arttığını gözlemlediğimiz bir süreç oldu. Bununla bağlantılı olarak bireylerin eğitimlere, tarımsal etkinliklere katılım oranları veya bu alana dönük içerikleri tüketme kapasitelerinin daha da arttığını gördüğümüz bir süreç yaşandı. Bu sürecin bir etkisi olarak da bireyler Anadolu'ya ve üretimin olduğu yere göç etmeye dair bir planlamanın içerisine girdiler ve bu planlamayla bağlantılı bir şekilde yatırım yapmak isteyen, tarım gıdaya dair yatırım yapmak isteyen ve Anadolu'da bir yaşam kurmak isteyenlerin sayısı arttı. Ama bu da yine günün finalinde ekonomik etkenlerle bağlantılı olarak gerçekleşmesi yine zor bir süreç olarak karşımıza çıktı. Günün finalinde Kibele Proje tarafında bize gelen taleplere baktığımız zaman ben yatırım yapmak istiyorum diyen taleplere baktığımız zaman bu taleplerin %1'inin dahi gerçekleşemediği bir ortamdan geçtik. Ekonomik gerekçelerle bağlantılı olarak. Bütüne baktığımız zaman ise zaten mevcut ekonomik tablo içerisinde farklı sosyoekonomik yapıdaki bireylerin belli bir zaman çizelgesi içerisinde ancak Anadolu'ya göç etmek ve yeni bir hikaye yaratmak noktasındaki yolculukta kendi açılarından bir başarı elde edebileceklerini gördük. Biz bu noktada ne yapıyoruz diyecek olursak Kibele Proje temelde baktığımız zaman bir kolaylaştırıcı, tarım, gıda ve su sektörlerine dair doğru bilgiye ihtiyaç duyan ve bu bilgiye ulaşmak isteyen bireylere dönük çözümler üreten bir yapıda. Biz elimizde farklı enstrümanlar var. Bunlardan biri araştırma, etkinlik ve eğitimler. Bu üç temel enstrümanla birlikte biz tarım, gıda ve suya dair doğru bilgiyi tasarlamaya ve üretmeye çalışıyoruz. Bu alandaki uzman isimlerle birlikte ve bunu bu bilgiye ihtiyaç duyan bireylere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada bizim en önemli enstrümanımız kurumlar. Kurumlarla yaptığımız işbirlikleri sonucunda bu eğitimleri, bu araştırmaları ya da bu etkinlikleri gerçekleştirebiliyoruz ve bunları günün finalinde bireysel olarak faydalanmak isteyen kitlelere ulaştırabiliyoruz.
Maalesef Türkiye'de hala bilgi ekonomisine yatırım yapmak bireyler açısından anlamlı bir nokta değil. Bireyler bilgiye ve bilgi odaklı hizmetlere dönük yatırım yapmak konusunda çok istekli değiller. Tabii bunu anlamlı ve doğru olarak da saygı duymak gerektiğine de inanıyorum. Çünkü günün finalinde enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz ve böyle bir ortamda sağlıklı gıdaya adil fiyatlara erişemeyen bir toplumun bilgiye yatırım yapmasını beklemek de gerçekçi değil. Bu noktada kurumlarla yapılan işbirlikleri bireyleri ve toplumu doğru bilgiye ulaştırmak noktasında önemli bir enstrüman olarak önümüze çıkıyor. Biz de Kibele Proje olarak tarıma, gıdaya ve suya dair doğru bilgiye erişmek isteyenler için tasarladığımız programları sektördeki farklı kurumlarla işbirliği yaparak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bilgiyi herkes için erişilebilir yapmaya çalışıyoruz. Bilginin çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bilginin herkes için demokratik bir şekilde ve eşit bir şekilde, adil bir şekilde ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Ve tabii ki bunun finansal kısıtlarının ve engellerini kaldırmak yoluyla ancak erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilebileceğine inanıyoruz. Bilgiye toplum ne kadar ulaşırsa üreticiyle tüketici arasındaki makasın daralacağını, büyük kentlerde yaşayan tüketicilerin üreticileri daha iyi anlayacağını ve doğru bilgiye erişmesiyle birlikte esasında o sürecin kolaylaşacağını ve yarın öbür gün eğer Anadolu'ya göç etmek istiyorsa büyük kentlerden o sürecinde yine bilgi temeliyle olması gerektiği gibi bir gerçeklik var karşımızda. Eğer bilgi olmazsa ve bilgi ekonomisinden faydalanmadan bir şekilde bir yolculuğa çıkılmaya kalkışılırsa günün finalinde sorun yaşanacaktır. O yüzden bilgiye yatırım yapabilmek lazım. Temelde baktığımız zaman esasında bütün süreç bundan ibaret.